günün rakamları bize salgında bir yavaşlamanın başlayabileceğinin sinyallerini vermeye başladı. Aslında bunu Dünya Sağlık Örgütü de doğruladı. Bugün itibariyle açıklanan kesinleşmiş vaka sayısı, bir günlük vaka sayısı geçtiğimiz günlere göre biraz daha az. Aslında bu birçokları tarafından umut da ediliyordu, düşünülüyordu. Zira Wuhan'ın karantina alınmasının 2 hafta ertesinde 15-16. Günlerinde artık virüsün yayılmasının biraz daha yavaşlaması, etkisinin biraz daha yavaşlaması bekleniyordu. Ve şimdi ilk gelen işaretler salgında bir yavaşlama mı var sorusunu sordurabiliyor, ancak kesinleşmiş de değil. Zira şu an itibariyle 31 binden fazla kesinleşmiş vaka var ve 600'den fazla kişi de hayatını kaybetti. Tabii bunun yanı sıra olumlu haberler de var. Artık taburcu edilenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bugün itibariyle 1700 hastadan fazla tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş durumda. Bu da tabii Çin kamuoyu için oldukça umut verici. Öte yandan Japonya ve Hong Kong'daki karantina altında iki gemi olduğunu hemen hatırlatalım. Özellikle Japonya açıklarında bulunan geminin içerisinde 3400'e yakın yolcu bulunuyor ve bunlar üzerine yapılan testlerde en az 60 kişinin enfekte olduğu kesinleşmiş durumda. Şimdi gemi karantina altına alındı. Kimsenin girip kimsenin de dışarıya çıkmasına izin verilmiyor. Önümüzdeki 14 gün boyunca da bu şekilde karantina devam edecek. Ardından hastalık bulaşmayan yolcular gemiyi terk edebilecekler. Tabii öte yandan yeni bir ilaç haberleri de geliyor. Bugün bir süredir Amerikan menşeli bir ilacın bazı klinik testlerinde kullanıldığı ve olumlu sonuçlar alındığı haberleri gelmişti. Bugün itibariyle bu ilacın 700'den fazla hasta üzerindeki klinik testlerinin tamamlanmak üzere olduğu haberleri geliyor. Eğer süreç olumlu olarak sonuçlanırsa söz konusu ilaç artık tüm hastalar üzerinde kullanılabilecek. Tabii öte yandan bugün gelen bir ölüm haberi vardı. Çin'i oldukça sarstı, hatta deprem etkisi yarattı diyebiliriz. Bu hastalığın salgını ilk tespit eden, ilk keşfeden Aralık ayının ortasında Wuhan'daki bir doktor enfekte olmuştu ve bu akşam gelen ölüm haberiyle Çin kamuoyu oldukça üzüldü diyebiliriz. Özellikle sosyal medyada hastanenin ölüm haberinin duyurulmasının ardından söz konusu paylaşım 5 milyondan fazla kez tıklandı ve yüz binlerce de yorum aldı. Tabii özellikle de Doktor Li'nin tespit etmesinin ardından polis tarafından gözaltına alınması, daha sonra kısa bir süre sonra da serbest bırakılması aslında onu bir nevi halk kahramanlığına da dönüştürdü denilebilir. Zira eğer doktorun o anki tespitinden sonra gerekli önlemler alınmış olsaydı bu kadar büyük bir insan kaybı, bu kadar büyük bir can kaybı olunmazdı. Yorumları bolca Çin medyasında, Çin sosyal medyasında bolca yer alıyor. Evet, son olarak tekrar biz ölümleri hatırlatalım. Artık gün itibariyle 638 kişinin hayatını kaybettiğini, 1700'den fazla kişinin de taburcu edildiğini belirterek sözü size bırakalım.